Hayata yeniden başlasam nalbatlık olaraktan devam ettirmek isterim. Hastalığı vardır. Yani buna adapte olmuşumdur yani. Ben bunu yapmasam duramam. 45 yıldan beri yapıyorum bu işi. İsmim Ali Kurt. Bu nalbatlık mesleği bana babamdan kaldı. Babam yıllarca yaptı. Biz küçük çocuğuduk yani 5-6 yaşlarında babamız yapardı bunu. Biz tabii yetiştik. Babamızın yanı sıra biz de belledik babamızdan. Babamız tergedi. Tergedikten sonra da biz devam ediyoruz. Aynı şekilde nalbatlık işine. Komşu köylerde de yoktur. Yakın çevrelerde nalbat kalmadı. Yani bitmek üzere. Ama biz şu anda bulunduğumuz için, burada tek nalbat olduğumuz için bu işi de sürdürmeye devam ediyoruz. Yani ömrümüz el verdiği sürece kısmet olursa. Yani çevre köylerden hep geliyor. Çünkü çevre köylerde nalbat olmadığı için mecbur vatandaş hayvanını nallatmak için ta buraya kadar yoruluyor. Arada uzak yerlerden geliyor mu? Geliyor. Pikabına yükleyip vatandaş 2 tane, 3 tane pikabına yükleyip geliyorlar. Her taraftan geliyor yani. Ben bu işin çıraklığını 10-12 yaşında başladık. Okul sonlarında 12 işte 13 yaşlarında başladık. Devam ettirip geliyoruz. Daha sonra işte askerden geldikten sonra da tamamen işi elimize aldık. İşe adapte olduk. Babamızın yanında çalıştık. İşte babamız tergedi bu işleri, bize bıraktı. Devam edip geliyoruz yani bu işe. Atın ayağını temizlemek, atın nalı ayağına göre yapılması lazım. Atın ayağında nal olmazsa çalışamaz, gelişemez, yola gidemez. Yani atın her yönüyle nal kendi özüdür yani. Nal olmazsa olmazıdır. Bazıları hani şunu yapar. Kimisi 2 ayak nalladır, kimi 4 ayak nalladır. İşte arkaları nallatmak istemez. Ya niye nallatmıyorsun? Bu at gelişmez diyorum. Abi boş ver diyor. Yani lazım değil diyor. Yani atın nalı olmazsa olmaz atlarda nal. Arkadan yetişen kimse yok. Ha bunu oğullarım var, 2 tane oğlum var. Bunlar yapıyorlar. Yani beceriyorlar, yapmasını biliyorlar ama yani ben tergedikten sonra yapar mı, yapmaz mı? Baba dede dostu dediğimiz bir arkadaşımız, amcamız yani o yıllarda 14 yaşlarındayım. İlk defa at nallıyorum, katır nallayacağım. Babam da yok. Bana dedi ki, oğlum Ali, ben dedi katırın ayağını yonarım, sökerim, nalla dedi. İlk defa benim katırımda nallayacaksın bu ustalığı dedi. Yondu bu, nalları diyordun, çivileri hazırladım, ne güzel çaktım. Eline sağlık oğlum dedi. Yani babanı aratmadın dedi. Artık böyle yapıp gideceksin dedi. Küçük yaşlardan beri yapıyoruz. Eski amcalar getirirdi işte daha sonra. Ali oğlum benim katırı sen nalla, benim beygiri sen nalla. Artık bu işe yetiştin, bu işi öğrendin. Babama dediler usta benim katırı beygiri işte Ali nallasın. Bir gün bir katır nallıyorum gene. Katır deli, kepit ağız üstü. Çocuklar bağırışmaya başladı. Gözümü bir açtım, katırın altındayım. Katır böyle dinleniyor, hiç kımıldamıyor ama daha vurabilir miyim ola diye, vurmayayım diye dinleniyordur. Katırı nallamaya devam ettik hiç bağlamadan, burnuna herhangi bir şey vermeden, herhangi bir tepki göstermeden bu hayvan rahatça durdu. Ne güzel, artık uslandı, rahat rahat nalladık yani. Böyle anılar çoktur. Ya şimdi şöyle düşüncem benim şudur yani. Bana burada vatandaşlar diyor ki yani, ya artık bu nalbatlı terge. Komşu köylerden kalkıp geliyor diyorum yani. Ben bu vatandaşa kardeşim ben bu nalbatlığı tergiyorum. Tergedim artık yapmıyorum. Başınızın çaresine bakın mı diyelim diyorum. Allah ömür verdiği sürece, sağlık sıhhatimiz yerinde olduğu sürece vatandaşın atlarını nallamaya devam edeceğiz yani. Yapabildiğimiz kadar vatandaşı mağdur etmek istemiyoruz. Yani yok, nalbat yok. Başka nalbat yok. Yani bu işler arkadan gelen de yok. Yetişen kimse de yok. Kimseyi alamıyorsun. Yapan yok. Gelmiyor. Yeni çırak yetişmiyor. Demir doğrama işine uğraştım. İşte sıcak demirciliği, nalbatlığı bunların üçünü bir arada yürüttüm. Demir doğrama işi bitti artık. Nalbatlık devam, nasip olursa ömrümüz olduğu sürece devam edeceğiz. Babam rahmetli oldu. İsmi Halil Kurt. Babam askere gitmeden önce burada Ahmet Usta isminde kel demiş derlermiş. Babam bunun yanına çırak verilmiş. Nihayetinde askere gitmiştir. Askerden geldikten sonra babam gene bunun yanına çıraklığa işte kalfalığa derken bu işi öğrenmiş Ahmet Usta'nın yanında. Ahmet Usta çekmiş Maraş'a gitmiş. Babam burada nalbatlığa başlamış. Yani yetişmiş artık çıraklıktan, kalfelikten ustalığa kadar yükselmiş gitmiştir. Biz de onun yanında yetişerek, öğrenerek, ustalık olaraktan sürdürüp geliyoruz. Sabah dükkanımı açarım. Yallah ya bismillah. Nalımı şuraya koyarım, kıskacımı alırım, çekicimi alırım, başlarım dövmeye. Vatandaş telefon açıyor. Ali usta işte 2 tane at gelecek. Ölçüleri şu ona göre nal diyor. Yavaş yavaş onlar gelene kadar dövmeye başlarım, hazırlarım. Yani adapte olmuşumdur. Yani buna biz bırakamıyorsun yani, bırakamıyorsun. Şimdi bizim bu mesleğe başladığımızda biraderlerim yapardı.
Seydihan diye bir arkadaş var, o yapardı. Bunlar hep devam ediyordu ama tergediler yani. Şu anda tergediler. Bir arkadaşımız var, Çakıroğlu'nda, Ökkeş Usta diye, o devam ediyor. Genç bir arkadaşımız. İşe ilk başladıklarımızda, şimdi biz biraderlerle, babamla beraber çalıştığımız sıralarda günlük, yani abartısız 12-13. Daha sonra bu 7-8, 7-8, 7-8, 6-5. Ama bugünlerde işte 10 güne bir 4 tane, ayda diyelim toplam 10 tane. Bazen bir günde 3 tane geliyor. Vatandaşın hayvanını çalıştırmasına bağlı. Şu anda nalbatlıktan kazanılan parayla idare edilmez, geçinilmez. Yani %95 bitmiştir. Nalbat örsünü alır, çekicini alır, nalını alır, çivisini alır, keskisini alır, nalını düğmeye başlar. At geldiği zaman da nalını düğer, ölçüsünü alır, deler, atın nalını söker güzelce, keskisiyle yonağını verir. Bu atın tırnakları yumurtanın zarıyla kabuğun arasıdır. Et tırnak arasındaki fark. Önemli olan o ete mıhı değdirmemek lazım. Bir anda çivi ete kaçabilir. Önemli olan çiviyi çakmak lazım. Yani ustalık buradadır. Canınan cansızın arasına çivi çakıyorsun. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki ayağı acımıyor mu? Diyorum ki sen tırnağını keserken acıyor mu? Acımıyor. Bu hayvanınki de öyledir. Önemli olan bu çiviyi çakmak, hayvanın etine değdirmeden. Böyledir yani. Yeniden nalbatlık yapmaya kalkışan bir arkadaş geçinme sıkıntısı çeker, geçinemez. Yani zaten yapan da olmaz da ama ben nalbatlık yapacağım dediği anda zaten geçinemezdir. Bu nalbatlıkla geçinemez.